İsmail Haniye suikastinin ardından İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı merak ediliyor. Bu süreçte en çok konuşulan konulardan biri de İran'ın silah kapasitesi. Uluslararası ambargolar nedeniyle İran füze veya dronlarını kendi üretiyor. Şimdi gelin İran'ın askeri güç kapasitesine bir göz atalım. İran, Orta Doğu'nun en büyük ordularından birine sahip. En az 580 bin askeri var. 200 binde GEDEK askeri bulunuyor. Ordu ve devrim muhafızları ayrı ayrı kara, hava ve deniz birliklerine sahip. İran sınırlarının korunmasından devrim muhafızları sorumlu. Tüm bu kolların koordinasyonunu Genelkurmay Başkanı sağlıyor. Genelkurmay Başkanı, stratejilerin belirlenmesinden de sorumlu. Devrim muhafızlarının bünyesinde Kudüs gücü de bulunuyor. Kudüs güçleri İran direniş ekseni içinde yer alan grupların eğitiminde, silahlandırılmasında ve desteklenmesinde görev yapıyor. Bu gruplar arasında Lübnan'da Hizbullah örgütü, Irak'ta Şii milisler, Gazze'de Hamas ve İslami cihat örgütleriyle Yemen'de Husi milisler bulunuyor. Bu vekil güçlerin İran ordusunun içinde yer almasa da olası bir saldırı anında İran'ı destekleyeceklerine dikkat çekiliyor. İran'ın bu vekil güçlere drone, balistik füze ve seyir füzesi temin ettiği biliniyor. Vekil güçler arasında İran'a en yakın olansa Lübnan'daki Hizbullah örgütü. İran'da ordunun başkomutanı ise tüm önemli konularda son kararı veren dini lider Ayetullah Ali Hamaney. İran'ın on yıllardır askeri stratejisi caydırıcılık politikası üzerine kurulu. Özellikle uzun menzilli füzeler, drone ve hava savunma sistemlerine önem veriliyor. Ordunun hücum botlar ve küçük denizaltı filoları da bulunuyor. İran'ın petrol sevkiyatını aksatmak için Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapatma tehdidini bu fidolarla hayata geçirebileceği konuşuluyor. İran, Orta Doğu'da en fazla drone ve füzeye sahip ülkelerden biri. Seyir ve gemi savar füzelerinin yanı sıra balistik füzeleri de bulunuyor. İran, 2500 km menzile sahip Sejil füzelerinin saatte yaklaşık 17.000 km hıza ulaşabildiğini iddia ediyor. Bu füzelerde İran'ın İsrail dahil Orta Doğu'da tüm hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın envanterinde bulunan bir diğer füze ise yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip keyi var. Hacı Kasım füzesinin menzili ise 1400 kilometre. Bu füze adını Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'den alıyor. İran 2023'te ise ilk hipersonik balistik füzesini ürettiğini duyurdu. Hipersonik füzeler sesten 5 kat hızla hareket edebiliyor. İran'ın füze programını Kuzey Kore ve Rusya'yı baz alarak oluşturduğu ve Çin'den de destek aldığı belirtiliyor. İran son yıllarda drone programına da ağırlık verdi. Yaklaşık 2500 kilometre menzili bulunan ve radara yakalanmamak için alçaktan uçan dronelar geliştirildi. Muhacir 10 isimli dronun tanıtımı geçen yıl yapıldı. İran dronlarının Ukrayna'da Rusya tarafından kullanıldığı söyleniyor. İran dronlarının son olarak Sudan'daki çatışmalarda da kullanıldığı yönünde haberler çıktı. İran'ın üstleri ve mühimmat depoları ise ülkenin geneline yayılmış durumda. Bu üstler ve depolar hava savunma sistemleriyle korunuyor ve yer altında bulunuyor. Bu nedenle hava saldırılarıyla hedef alınmalarının zor olduğuna dikkat çekiliyor. İran uluslararası yaptırımlar nedeniyle yüksek teknoloji silah ve mühimmatı ülke dışından temin edemiyor. 1980'lerde 8 yıl süren İran-Irak savaşı sırasında da çok az ülke İran'a silah satmayı kabul etmişti. 1989'da Ayetullah Ali Hamenei dini lider olunca devrim muhafızlarına silah endüstrisini geliştirmeleri ve iç üretime yönelmeleri talimatı vermişti. Bunun için kaynak da ayrılmıştı savunma üretimine öncelik verilmesiyle günümüzde İran, füze ve dronları kendi üretir hale geldi. Donanma gemileri ve zırhlı araç yapımında ise istediği sonuçlara tam ulaşamadı. Filo üretimine geliştirmeye ve modernize etmeye çalışırken Kuzey Kore'den küçük denizaltılar satın aldı. İran'ın elinde yaklaşık 300 kilometre mevzide sahip gemi savar füzeleri de bulunuyor. Hadid Farz isimli bu füzeler bir tondan fazla savaş başlığı taşıyabiliyor. Uzmanlar, İran'ın en zayıf biriminin ise hava kuvvetleri olduğunu söylüyor. Savaş uçaklarının büyük bölümü ülkeyi 1941-1979 yıllar arasında yöneten Şah Rıza Pdvi döneminden kalma. Parçaları olmadığı için birçoğu artık kullanılamıyor. İran'ın tank ve zırhlı araçlarının da eski olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın elindeki savaş gemileri de sınırlı. Küresel askeri güç sıralamasına göre Asker sayısı bakımından İran 14., İsrail ise 17. sırada yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Orta Doğu'da en fazla askeri harcama yapan ülke Suudi Arabistan'dan sonra İsrail. İsrail'in askeri harcamaları 2023'te %24 artarak 27,5 milyar dolara çıktı. İran ise Orta Doğu'da silahlara en çok harcama yapan 4. ülke konumunda. İran'ın askeri harcamaları 2023'te 10 milyar dolara aştı. Askeri harcamalarda devrim muhafaza dairadan bölüm 2019-2023 yıllar arasında %27'den %37'ye yükseldi.